Merhaba. Kim Seslendirdi röportajlarına tekrardan başladık. Bugünkü konumuz ya da daha doğrusu evine konuk olduğumuz isim sevgili Güler Ökten. Tiyatro, sinema ve seslendirme dünyamızın büyük ismi. Şimdi kendisiyle bir söyleşi yapacağız. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi ben sizin mesleğe başlama serüveninizi merak ediyorum. Şimdi babanız Kani Kıpçak ve oradan itibaren biraz bize bahseder misiniz? Mesleğe başlama serüvenim oldukça komik. Çünkü ben oyuncu olmak hep istedim çocukluğumdan beri. Ama babam buna izin vermedi. Ben sadece şeyden zannediyordum, hani işte oyuncuların hayatı daha renkli. Ben öyle renkli olamam, onun için istemiyor zannediyordum. Sonra mesleğe başladıktan sonra neden istemediğini anladım. Çok hırsız bir kadın olduğum için bu işi yapamayacağımı düşünüyormuş. Onun için istemiyordum. Ben babamdan gizli konservatuvara girdim. Annem beni 2 sene idare etti. O arada üniversitede okuyordum, fen fakültesinde okuyordum. Fizik, matematik okudum, ben oradan mezunum. Okuldan dönüyor gibi ben annemin arkadaşının evine gidiyordum. Annemle birlikte eve dönüyorduk ve okuldan dönüyorum diye dönüyordum. Ve bu uzun süre sürdü. Ben 1 sene konservatuvarda okudum. Sonra Yıldız Hanım beni tiyatrosuna çağırdı ertesi sene. Bu durumda babama söylemek gerekirdi. Çünkü artık evden gidip tiyatroda oynayacağım. Nasıl diye çok düşündüm. Allah'tan bir aksilik oldu. Babam bir yere gitti. Ben dönüşte masada, yemek masasında, baba ben biliyor musun konservatuvar okudum ve 1. seneyi geçtim. Şimdi Yıldız Hanım beni tiyatrosuna çağırıyor dedim. Adam masadan düşüyordu. Sene kaçtı? Seneyi bak şimdi. Hatırlamıyorum valla. Herhalde 60, ben 65'te tiyatroya başladım herhalde. 64'tü demek ki. Çok net hatırlamıyorum seneyi. Söyleseydiniz baştan bakardım tarihe, aşk olsun. Onun için öyle başladı tiyatro. Bu arada babam beni vazgeçirmek için aldı Ankara'ya şeylere götürdü. Konservatuvar sınavlarına götürdü. Sonra ben çok iyi geçti sınav. Geçtiğimi zannettim ama bana sınavda şey sordular. Nerede okuduğumu, nasıl okuduğumu, ne okuduğumu falan sordular. Ben fen fakültesinde okuyorum, atom mühendisi olacağım dedim. Sonra bana eve mektup geldi. Bu kazanamamışım. Halbuki kazanmışım ama babam gitmiş Cüneyt Kökçer'le konuşmuş. Bu kız atom mühendisi olacak, bunu almayın diye. Ben bunu sonradan öğrendim. Yine babamdan öğrendim. Sonra konservatuvarın bitişinde ben Medea oynadım Güven arkadaşımla. Ve babam o gün geldi, benden özür diledi ve bunları anlattı. Sen meğerse oyuncu olabilir misin? Ben bilmiyordum bunu dedi. Serüveni başlama, yani mesleğe başlama böyle. Babanızdan bahsettiniz tabii. Kani Kıpçak Türkiye'nin ilk dublaj yönetmenlerinden. Ferdi Tayfur'la beraber, ki bu bildiğimiz şarkıcı Ferdi Tayfur değil, Adaletçimyoz'un kardeşi olan Türkiye'nin ilk dublaj yönetmenlerinden o da. Kani Kıpçak, biraz babanızdan bahsetseniz, yeni Tabii. nesil öğrense. Aslında benim bu sinemanın benim kanıma girişi babamın dublaj yönetmenliğinden dolayı. Evet, biz bir çekirdek aileydik, anne baba kız. Annem ne zaman temizlik yapsa, babamın da ne zaman dublajı olsa beni onun yanına katar dublaj stüdyosuna yollardı. Çünkü o zaman dublaj şöyle yapılırdı. Dublaj yönetmeni filmi seyreder, ağza göre ve çevrilmiş çeviriye göre ağza oturtacak Türkçe cümleler yazardı. Bunun için de o karanlık stüdyoda oturur, saatlerce o yazılırdı. Ve ben ilk filmimi galiba 3,5-4 yaşında falandım. Orada Singoalla diye bir film seyrettim. Ve Viveka Lindfors oynuyor. Onları da hatırlıyorum. Bakın şimdi 80'e geldim. Hala hatırlıyorum. Ve
korkunç büyülü çok güzel bir dünya geldi bana sinema. Sanıyorum tiyatrocuların arasında sinemayı tercih eden tek insan benim. Çünkü tiyatro şeydir, interaktif bir sanat dalıdır. Ve o seyircinin önünde olmak çok büyük coşku verir insana. Ama bir de insanı belli bir utangaçlığa sevk eder, kapanmaya sevk eder. Herhalde sinemayı onun için daha fazla hep sevdim. Bir örnek var mesela, Metin Akpınar örneği var. Metin Akpınar da tiyatrodan sinemaya geçmeyi çok istememiş. Tiyatronun böyle bir büyülü havası var galiba. Siz geçmişsiniz, yani iyi ki de geçmişsiniz aslında. Ben geçmedim aslında, babam beni geçirdi yine. Ben işte 47 yılında, demek ki 6,5, yok daha da küçüktüm. 47 yılından da önce o. 5 yaşında falandım, beni bir filminde oynattı. Ölünceye Kadar Seninim diye bir filminde oynattı. Ve orada orayı çok sevdim. Ablalar, abiler, işte onlarla oynuyorsun, seni çok seviyorlar, seninle konuşuyorlar falan. Ben de tek çocuğum ya, arkadaşım da yok. Apartman çocuğuyum, sağa sola yollamıyorlar da, bahçeye de bahçe yok, sokağa da çıkarmıyorlar. Çok hoşuma gitti ve onu çok beğendim. Yani sette olmayı çok sevdim. Sonra tabii bana yasaklandı böyle şeyler. Ama ondan sonra tiyatroya gidip tiyatroyu seyrettim. Ama tiyatroyu seyretmeye başladığım zaman 7-8 yaşlarındaydım. Daha büyüktüm. Ve tiyatrodan da zevk almaya başladım. Ve babamın dublaj yönetmenliği hakikaten çok iyiydi. Babamın ayrıca çok güzel bir bas bariton sesi vardı. Gerçekten oyunculukta da o sesi kullanıyordu ve çok başarılı oluyordu o sesi kullanmakta. Keşke onunla dublaj, röportaj yapabilseydiniz. Keşke. Çok daha keyifli olurdu. O da mutlu olurdu. Anlatmayı severdi çünkü. Keşke, yani o dönemlere yetişiyor olsaydık. Yetişemediniz. Güzel çok olurdu. Erken de gitti babam. Evet. Allah rahmet eylesin. Bir de tabii sosyal medyada sürekli böyle yanlış bilgiler dolaşıyor. Ben size gerçi sordum, buradan da söylemiş olalım. Gülen Kıpçak'la bir akrabalığınız yok. Yok, o da bir dublaj sanatçısı. Sadece isim soyadı benzerliği var. Ama babam çok severdi Gülen'i. Aynı tiyatroda oynuyorlardı ve ikinci kızım derdi hep. Onu ben de çok severdim tabii. 2017 yılında kaybettik ya, onu. Ya maalesef. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi bir de sosyal medyada yine böyle paylaşılan, sanki hani ilk defa görüldü belki de, birçok sayfa paylaştı. Çok samimi bulundu sizin Zeki Bey'le olan düğün davetiyeniz. Onun hikayesi evet, var. Evet, onun hikayesini merak ediyorum. Çok güzel bir düğün davetiyesi, çok samimiydi. O düğün davetiyesinin sebebi şöyle bir şey. Bademler Köyü'nde Pembe Kadın filmi çekiyoruz. Ben başroldeki Sema Özcan'ın arkadaşını oynuyorum. Benim evimde bir sahne çekilecek. İşte kocayla ilgili bir şeyler anlatılacak. Bana bir kocayla karı koca resim çekilin dedi. Kimi çekerler? Zeki asistan da orada. Zeki'yi çağırdılar. Zeki'yi oturttular. Ben de karısı gibi yanında poz verdim. Henüz o dönemler evli değildiniz. Hayır, hiç ilişkimiz yoktu. İlk defa yeni tanışıyorduk. Ondan sonra resim çekildi ve filmde kullanıldı. Ben de bu arada o resim verilince, babam tabii ne olursa olsun uygar bir adamdı. Ve arada bir böyle bana şikayet ederdi. Sen evde kalıyorsun, farkında mısın falan. Seni bu zengin akrabalarımız var, onların yanına göndersem de bir koca bulsan kendine falan derdi. Gülerdik. Ben de komiklik olsun diye o resmin arkasına, babacığım gözün aydın, zengin bir ağa buldum, evleniyorum, sevgiler yazdım, yolladım. Tabii çok gülmüşler evde. Sonra bu anlattığımda ben bunu sette falan, Atıf abinin eşi Ayşe Şasa. Sonra bizim işimiz ciddileşince ve evlenmeye kalkınca bu resmi kullanmayı önerdik. Ayşe de o yazıyı yazdı ve düğün davetiyemiz öyle açığa çıktı yani. Çok samimi bir düğün davetiyesi. Şimdi günümüzde hep böyle her şeyin şaşalısı daha bir makbul olduğu için böyle sade ve bir de çok samimi bir düğün davetiyesi görünce insanların eskiye bir özlem ya da bir ufak bir nostalji babında çok hoşuna gitti.
Onun da bir hikayesini merak ettim. O yüzden sormak istedim. Evet, güzelmiş. Biz Cumhuriyet'in yeni kurulduğu zamanlarda yetişmiş ailelerin çocukları, gösterişe hiçbir zaman meraklı olmadık. Paraya da düşkün olmadık. Şaşaya da düşkün olmadık. Ama zaman çok değişti. Tabii nostaljik kalıyoruz biz. Ama doğrusu sanıyorum oydu. Yani bu şaşalı olmak pek hoş bir şey değil. Sade olması. Her şeyin sadesi güzel değil midir? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Zeki Ökten'i sormak istiyorum. Sanat hayatı nasıl başladı? Yani sizinle benzer dönemlerde mi başladı? Asistanlık süreci hangi yönetmenlere asistanlık yaptı? Bir sürü yönetmene asistanlık yaptı. En uzun süre yaptı Atıf abi, 9 sene ona yönetmenlik yaptı. Ama ondan önce bir çok az yönetmenlik yaptıktan sonra bir film teklifi gelmiş, onu çekmiş. Adana, şimdi unuttum, neydi? Ölüm Pazarı. Ölüm Pazarı'ydı galiba, evet. O filmde kendini hiç beğenmediği için çok benim eşim de son derece dürüst, ahlaklı ve haddini bilen bir insandı. Hiç beğenmemiş filmi ve bir daha uzun süre yapmadı. Sanıyorum bir 7-8 seneye, 9 seneye yakın yapmadı başka bir film. Bu filmi piyasada bulamıyormuşuz. Yani öyle bir durum var. Film nerede acaba? Bilmiyorum. Yanlış mı? Hiçbir fikrim yok. Peki Zeki Ökten'in böyle çektiği ve çok sevdiği bir filmi var mıydı ya? Bunu mesela ödül aldıkları bir film vardı. Kapıcılar Kralı filmi en iyi film ödülünü almıştı. En iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. Orada Kemal Sunal. Film de çok güzel bir filmdi. Şimdi filmleri ayırmak, hepimiz, biz de oyuncu olduğumuz için bilirim. Yani ayıramazsın. Onların hepsi kendi çocuğumdur. Ama en çok sevdiği derken onu hiçbir zaman direkt sormadım. Ama benim onun en çok sevdiğim filmi Düşman'dı. Evet. Sanki onun da öyle düşündüğünü düşünüyorum. Ya bilmiyorum ama o her filmini severdi. Herkes gibi, her sanatçı gibi. Hepsi onun yavruları. Ama yani Kemal Sunal'lı filmleri. Zeki sıradan insanın toplumsal yolculuğunu, onun kavgalarını, umutsuzluklarını, umudunu, hüznünü anlatmayı severdi. Kemal Sunal'ın filmleri de bunu anlatmak için çekilmiş filmlerdir. Tabii Umur Bugay'la ikisinin yazdığı senaryolar, daha doğrusu Umur'un senaryosu ve hani Zeki ile birlikte çalışırlardı. Umur zaten Zeki'nin çocukluk arkadaşı, birlikte büyümüşler. Kemal Sunal filmleri, biz Kemal Sunal'ı Türk milleti olarak çok seviyoruz. Sizin de o filmlerde ve onun hatta ilk dizisinde de dahliniz var. Zeki Ökten'in de onun ilk ödül aldığı ya da tek ödül aldığı diyelim Altın Portakal'da yönetmenliği var. Ki zannedersem böyle tek kişilik dev kadro olarak Kemal Sunal bayağı bir sürüklemişti Kapıcılar Kralı filminde. Kemal Sunal'ı biz gerçekten neden seviyoruz? Sizin bir tespitiniz var mı bununla alakalı? Çünkü dediğiniz gibi böyle çok sıradan insanları çok güzel bir şekilde ifade ediyor, bize anlatıyordu. Bu yüzden midir acaba? Benim bu konuda tabii sosyologlara sormak lazım. Çok net bir bilgim yok ama bir anım var. Fadik Kız oynuyoruz ve bir takım genç oyuncular geldi tiyatroya, kalabalık bir kadroydu. Bir sahne var, genel ev sahnesi. Fahişeler var, fahişelerden birini ben oynuyorum. Kemal de gelen bir adama oynuyor. Ben bunun koluna yapıştım, sahnenin bir ucundan yürümeye başladık. Salonda korkunç bir kahkaha koptu. Anlamadım ne oluyor diye. Sahnenin bir ucundan öbür ucuna yürüyene kadar kahkahalar içinde yürüdük. Sahneden çıktık. Döndüm Kemal'e, ne yaptın sen benim arkamdan dedim. Ne gibi dedi çocuk. Bir şey yaptın herhalde, bu kadar güldüler. Yok, yok güler dedi, hiçbir şey yapmadım, yürüdüm işte dedi. Her oynadığımızda her gün Kemal hakikaten, çünkü arkadaşlarıma sordum bir şey yapıyor mu diye, inanmadım bu kadar kahkahaya. O sahnenin bir ucundan göründüğü andan itibaren
Sonuna kadar bütün seyirci kahkahayla güldü, hiçbir şey yapmadan, konuşmadan, sadece yürümesi ve fiziğinle. Yani bu demek ki onun fiziğinde ve görünüşünde öyle bir şey var ki sıradan insanı çağrıştırıyor. Kusurlarını ya da meziyetlerini çağrıştırıyor ve bir salon dolusu seyirci sadece onun yürüyüşüne gülebiliyor. Ve her oyunda bu aynen, turneye gittik aynen, orada oynadık aynen, hep bu devam etti. Zeki de bunun şahididir, biliyordu. Sonra Kemal gitti, kabaret tiyatroda oynamaya başladı falan filan ama Zeki ile arkadaşlığı devam ediyordu. Zaten Zeki'nin sinema piyasasında en iyi arkadaşı Kemal'di, Tarık'tı ve Arif Keskiner'di. Yani ilk Kemal'le çok sıkı dosttu ve Kemal hakikaten hepimiz gibi bir insandı. Özel hayatında çok komik, çok neşeli, çok şen biri değildi. Ama inanılmaz bir şekilde onun görüntüsü ve oyunculuğu o sıradan insanın ta kendisiydi. Yani nasılsa öyleydi işte. Bununla ilgili zaten kendisi galiba İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken bitirme tezi olarak kendisini anlatmıştı. Maalesef okuyamadım o tezini ama eminim ki çok güzel anlatmıştır. Kesinlikle. Yani belki de hep böyle sevgiyle alakalı hep şöyle bir düşüncem vardır benim, bilmem katılır mısınız? Bir şeyi, birini ya da bir şeyi neden sevdiğimizi eğer bilmiyorsak bence bu gerçek sevgi. Çünkü neden sevdiğimizi biliyorsak bu sevgi değil. Artık böyle Cenap Şahabettin'in dediği gibi alışverişe dönmüş oluyor. Doğru, neden seviyorum? Çünkü bundan dolayı dediğiniz anda ben sevginin bittiğini düşünüyorum. Bilinmemesi çok daha iyi. Ben de Kemal Sunal'ı neden sevdiğimi hiç bilmiyorum. İyi ki de bilmiyorum. Seviyor, gerçekten. Herkes hala seviyor. Zeki Ökten'le devam etmek istiyorum. Hayalinde bir senaryo var mıydı? O çekmek istediği, belki imkanların olmadığı. Evet, senaryo yazdıydı. Onu çekmek istiyordu çok. Hatta ben de anne rolü vardı, onu oynamak istiyordum. Bana oynatmak istemiyordu da. Bu yarım kalan bir iş miydi? Yarım kalan değil. Ama kendi öyle bir senaryo yazdı. O senaryonun da Emek Sineması ile ilgisi var. Emek Sineması'nın çok güzel bir müdürü vardı, dünya güzeli bir müdürü vardı. Herkese yerler verir, yer bulur, sinema sevenlere kapısını açar, genç çocuklara kapıyı açar falan. Onun annesinin de bir hikayesi vardı. Onu Zeki'ye anlatmış ve çok etkilenmişti Zeki. Onun senaryosunu yazdı. Kendi yazdı, sonra başkasınla Umur'la mı çalıştı tekrar ve sonra ölümünden sonra biz onu hayata geçirmek istedik ama beceremedik. Yani para bulunamadı galiba, öyle kaldı, hala duruyor o senaryo. Aslında bu tip senaryoları senaryosunu yazmadığı filmleri çekiyor mu bilmiyorum ama Onur Ünlü'nün de bir filminde oynamıştınız galiba siz. Onur Ünlü aslında pek meyyaldir bu işlere. Bilmem yani Onur'un tarzı değil hikaye. Onun tarzı değil. Ben mesela Onur'u da çok severim ve bence çok iyi bir senaristtir. İyi bir sinemacı olmasının ötesinde, yönetmenliğinin ötesinde Türkiye'nin yetiştirdiği nadir senaristlerden biridir. Ama onun tarzı değil. Onun tarzı değil. Yani güzel bir senaryo da çıktı ortaya ama para bulunamadı. Yani uğraşıldı bakanlıktan para istendi falan ama olmadı. Aslında böyle yarım kalan bir proje gibi olmuş. Keşke yarım kalan değil tabii. Hani başlanmadı yani, tabii de girişim başlanmadı. Falan olsaydı güzel olurdu. Peki Zeki Ökten'in geri çevirdiği böyle filmler, projeler vesaire oldu mu? Dediniz ya ara vermişti. O dönemde bayağı teklif gelmiştir diye düşünüyorum. Yok, o dönemde değil. Ondan önce oldu. Bir kere Zeki sevmediği işi, beğenmediği işi yapmadı. O şansı da birlikte karı koca kullanabildik. Yani benim çalışmam dolayısıyla ev gidiyordu. Yani boğaz doyuyordu. Onun için de kolaylıkla reddedebiliyordu. Evet, onun için o sorun olmadı. Ondan önce arkadaşlarının bıraktığı işi teklif ettiler, reddetti. Bana da sordu evladım her seferinde, reddediyorum tamam mı dedi. Tabii tamam dedim. Öyle reddetti ama arada gelen
konuşmuyordu bile. Bana aksedenleri mesela Son güle güle bana aksetmişti ve zorla onu ikna ettim. Adam şeyi dinledi, Faruk Aksoy'u dinledi. Ve o Yıldız Müşfik, Yıldız Hanım Müşfik abi ve Şükran abinin oynamasını istediğini söylediği için sonunda kabul ettirdim. Ben kabul ettirdim ama o da kabul etti. Çünkü tanıdığı ve sevdiği insanlardı. Hani bizim evliliğimiz sırasında tanıdığı ve çok sevdiği insanlardı. Kabul etti ve çekti. Ama onun dışında öyle reddettiğini hatırlıyorum. Güle güle seyirciden ödül aldı. Zeki'nin en iyi iş yapan filmiydi. Bunu hatırlıyorum. Ödül aldı mı hatırlamıyorum. Gayet güzeldi. Peki hangi oyuncularla, şimdi az önce dediniz ya, özellikle işte Yıldız Kenter, Şükran Güngör istemiş dediniz ya, hangi oyuncularla çalışmayı çok severdi? Kemal Sunal vardır diye düşünüyorum. Tabii. O filminde oyna, bak kimi rejisörler vardır, oyuncularını çok sever. Kimi rejisörler vardır, oyuncularından nefret eder. Öylesinle de çalıştım, biliyorum. Ama Zeki oyuncularını çok seven yönetmendi. Kim gelirse gelsin karşısına, onu sevmeye hazırdı ve severdi ve o yüzden de oyuncular onunla çok rahat çalışırdı. Yani herkesi severdi. Kemal'i tabii çok severdi, arkadaşıydı da. Tarık'ı tabii çok severdi, arkadaşıydı da. Ama yani herkesi severdi. Çalıştı bütün oyuncuları. Evet. Ben şimdi şöyle de bir... Ya benim böyle bir düşüncem var da, genelde benimle aynı şeyi düşünen de vardır muhtemelen. Şimdi Kapıcılar Kralı ile beraber başlayan, Kapıcılar Kralı ile beraber başlayan Yoksul filmiyle devam eden Saygılar Bizden, Bizimkiler Ki Saygılar Bizden daha sonra. Düttürü Dünya var, sonra Düttürü Dünya da kazandı galiba Kemal şeyi, ödülü. Ankara Film Festivali'nde kazanmıştır. Antalya'yı şeyden, Antalya'yı Kapıcılar Kralı'ndan kazandı. Ondan sonra Bizimkiler, Yazlıkçılar, Oğlum Adam Olacak bir serüven var. Aslında bunlar benzer hikayeleri anlatan filmler. Bu aslında Umur Bugay ile Zeki Ökten'in beraber başlattıkları bir proje miydi? Başlarken böyle bir düşünce var mıydı akıllarında acaba? Yoksa hayat mı oraya sürükledi? Hayat oraya sürükledi. Yani çocukluktan gelen, yani çok küçük, ilkokulda beri arkadaşlar. Yani birlikte bir sürü yoksulluğu paylaşmışlar, işleri paylaşmışlar falan. Yani çok uzun süre birlikte yaşamanın getirdiği birbirlerini anlama şeyi var. Ayrıca onlar bir reklam şirketi kurdular. Bir zamanda öyle geçindiler. Yani sonradan işte hep iş yapmak istediler, hep birlikte çalışmak istediler ve kendiliğinden gelişti. Ben sizin seslendirme yaptığınız filmlerden çeşitli paylaşımlar yaptığımda yeni nesil sizi tabii hep Yaprak Dökümü'ndeki Cevriye Hanım karakterinden tanıyor. Aa, bu Cevriye Hanım değil mi diye zaten tepkiler geliyor. İşte o şekilde yorumlar geliyor. Hep böyle Yeşilçam'daki Türk sinemasındaki üçüncü adam karşısındaki üçüncü kadın rollerinde seslendirme yaptınız. Böyle kendinizi yakıştırdığınız bir oyuncu var mıydı? Ya bunu ben seslendirirken çok daha keyif alıyorum, çok iyi oynuyor vesaire dediğiniz bir oyuncu var tabii, mıydı? Vardı tabii, vardı. Bir sürü vardı öyle ama şimdi... Yani Nermin Özses, Neriman Köksal... Neriman abla tabii. Onu büyük bir keyifle konuştum, bir sürü filmde konuştum. Sizin Mahallemiz en son yapmıştım. Bir dizide onu konuştum. Evet, evet. Müslüm Asutay'la beraber. Evet, evet. Neriman abla, dünya güzeli, çok sevdiğim bir oyuncu. Çok büyük keyifle konuştum onu. Nermin Hanım'ı da, daha var. Şeref Çok Şeker'i de, daha var. Şimdi isimlerini hatırlamıyorum, çok ayıp olur. Öyle çok iyi oyuncuları konuştuğum oldu. Yan rollerde oynayan, hepsi ama oyunculuk... gelen bunlar, söz ettiğim insanlar hep. Daha var, şimdi unuttuğum için çok üzüldüm. Olsun, ben hepsini zaten şey yapacağım, hatırlatacağım. Sizde şöyle bir durum söz konusu benim gözlemlediğim. İki tane rol var sizde izlediğim. Bunları sanki oynamayıp da yaşıyormuşsunuz gibi bir durum var. Birincisi Saygılar Bizden dizisindeki o katip kadın rolü var, memur kadın rolü var. İkincisi de Bizimkiler dizisindeki Kızıl Doktor Türkan. Evet. O Kızıl Doktor Türkan. Kızıl. O benim. Şöyle, bunları izlerken, yani bunları oynarken gözlemlediğiniz bir isimi vardı. Hayır, işte o benim. Yani Türkan gerçekten benim. Gülen. Gerçekten sizsiniz. Çünkü Türkan rolü şöyle çıktı. Ben buraya geldiğimizden beri, demek ki 80'den beri
kedi besliyorum. Sokaktaki hayvanları besliyorum. Evet, o da kedi seven bir kadın. Umur bir gün Zeki'yi almaya gelmişken beni gördü sokakta kedileri beslediğimi. Çok hoşuna gitmiş. Böyle bir karakter yazdı. Bu karaktere de ne yakışır? Oyuncu olamayacağına göre doktor yakışır dendi. Ve hakikaten ben Güler olarak, ben zaten işte babam beni doktor yapmak istiyordu. Onun için ben de kendimi doktor zannedip, o benim annem de babam da çok hastalandılar. Doktorlarla çok temasım oldu. Ve doktorları çok severim gerçekten. Hayatımız onlara borçluyuz hepimiz. Bütün sağlık personeline tabii. Onun için o benim. Yani Güler, Türkan, Kızıl olarak oynadık. O kızıllık da şeyden çıktı tabii. Solcu görüşlerimizden dolayı oldu. Ve çok da güzel bir anım var. Taksim'de bir eczane vardır. Sahibi yaşlı bir hanımdı, çok da severdim onu. Bütün şeylerimi, ilaçlarımı oradan alırdım gençliğimde. Bir gün oradan alışverişe, doktor hanım diye karşılıyor beni tabii. Bizimkilerde oynuyoruz o esnada. Doktor hanım nasılsınız falan diye. Birdenbire bir adam, siz de biz şeyde çalıştık dedi, Ankara'da bilmem ne hastanesinde çalıştık dedi. Efendim ben gerçek doktor değilim dedim. Ay olur mu yapmayın hanımefendi dedi, döndü Ezercan'ıma. Biz dedi şu anda hatırlamıyorum, Ankara'da bir hastanede birlikte çalıştık ama dedi. Niye dedi inkar ediyorsunuz dedi. Ve ikimiz birden Ezercan'ımla ben krize girdik tabii. Yani o kadar inanmış ki adam o gördüğü kadının kendi hastanedeki kadın olduğuna, çok hoşuma gitti. Böyle de bir anım var. Böyle yani, saçma sapan bir şey anlattım. Yok haşa şey var. İnsanlar bazen izledikleriyle o kadar çok hemhal oluyorlar, evet, ki özdeşleştirebiliyorlar. Evet. Ve yani hani o rolü oynamıyor da gerçekten yaşıyormuş. Hani üzerinize eğreti durmuyor. Bazı roller falan durur ya böyle oyuncuların üzerinde. Yani Güler olarak ve de doktor çok tanıdığım için. Peki saygılar bizdendeki o memuru. O da çok gıcık bir kadındı. Gerçekten çok gıcık bir kadındı. O benim tanıdığım bir memurdu. Kadını çok sevmiştim. Çok incelemiştim. Ve de sık sık gidip para yatırdığım biriydi. Onun için onu çok severek oynadım da. Evet, yani arkada durup hiçbir iş yapmayıp hep önde oturan kıza işini yaptıran ve kız en sonunda bayılıyordu zaten. Evet. Onu hatırlamıyorum ama o kadın da işte. O kadın da öyleydi çünkü. Hep emir veriyordu sağa sola. Bana da yağcılık yapıyordu. O dizinin şöyle bir özelliği var. O da Zeki Ökten'in ilk dizisiydi galiba. İlk ve son. Evet, Kemal Sunal'ın da ilk dizisiydi ama son değildi tabii. Yok. Kemal Sunal'la Zeki Ökten yine ilk... O sonra oynadı mı? Oynadı. Kemal Sunal. Ondan sonra Şaban Asker'de Bay Kamber, Şaban ile Şirin dizileri çekti. Saygılar bizden çok güzel bir diziydi ama kimse onu Kemal Sunal'ın alıştığı tiplemede olmadığı için kimse onu o kadar izlemedi. Yani çok izlenmedi şeyde, televizyonda hatırladığım kadarıyla. Aslında o da Kemal Sunal'ın az önce bahsettiğiniz böyle sıradan insanlardan birinin hikayesini anlatıyordu. Bir mübaşir hikayesi. Ama nedense onu çok izlemediler. Yani şimdi filmleri nasıl izliyorlar bin defa. Bizim Dona mesela 35. defa falan Kemal Sunal filmi çıkınca izliyor. Kaç defa izledim bilmem, saymadım diyor. Ve hala gülebiliyor. Hala gülebiliyor. Kahkahalarla gülebiliyor. Yani ama saygılar bizden öyle olmadı. Yani reytingi iyi gitmedi diye hatırlıyorum. Yeni nesle oyunculuk yapmak isteyenlere ya da ben dublaj açısından da bakmak istiyorum olaya. Çok önceleri bıraktınız dublajı belki ama yeni nesle tavsiyeleriniz nelerdir? Genel geçer tavsiyelerdir bunlar ama belki özellikle dikkat ettiklerinde muhtemelen onların işlerine çok yarayacaktır. Çünkü biraz ortam, dünya dijital bir dünyaya kaydı. Evet. Sizin yaptığınız dönemdeki gibi tek bir kayıt üzerinden, tek bir mikrofon üzerinden herkes böyle yaklaşık da söylemiyor. Evden bile kayıt alıp gönderiyorlar. Evet, şimdi öyle yapılıyormuş. Evet. Ama ben evden kayıt alırken de dikkat etmem gereken şeyler var. Şu an böyle konuşuyormuş gibi konuşmamamam lazım. Sizin mesela döneminizde dublajda kapatılır diye bir tabir vardı. Bu hani sizin oyunculuk yeteneğinizden kaynaklanan, eğer oynayan kişi şeyse, yeteneksiz birisi ise, dublajdaki kişi eğer yetenekliyse onu yükseltebilir. Bu tip işler de vardı. Tavsiye verebilir misiniz? Yeni nesil ne yapabilir? Dublaj konusunda hiçbir tavsiye veremem. Çünkü aşağı yukarı 20 yıldır dublaj yapmıyorum. Dublajın ne hale geldiğini duydum. Mesela dublaj yapan çok sevdiğim bir arkadaşım Bodrum'da yaşıyor. Dublaj hala yapıyorsun değil mi? Telefonla yapıyorum dedi. Yani onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Yani dublaj konusunda. Oyunculuk konusuna gelince
Sadece ve sadece sevmek ve çalışmak ve dayanmak. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü bu işler böyle. Çok seveceksin, çok çalışacaksın, kendini eğiteceksin ve her türlü zorluğa dayanacaksın. Bunu yapabiliyorlarsa bravo. Ve gerçekten şu anda televizyonda izlediğim, yani dizilerde izlediğim, sinemalarda izlediğim, tiyatrolara çok fazla gitmesem de tiyatrolarda izlediğim o kadar yetenekli, pırıl pırıl genç insanlar var ki meslektaşlarımla onur duyuyorum ve bu ciddi söylüyorum bunu. Demek ki biliyorlar. Var mı böyle isim aklınızda verebileceğiniz şu isimler? Şu anda tabii böyle bu yaşta bana sorarsanız şu anda söyleyemeyeceğim. Ama mesela ne bileyim ben, yani Son Yargı diye bir dizi seyrediyorum. Orada işte Kaan Urgancılar'la Pınar bir şey soyadı. Mesela ikisi de fevkalade doğru, fevkalade iyi, çok sade ve çok çok iyi oynuyorlar. Ne kadar mutlu oluyorum onları seyrederken. Aynı şekilde baş belası, tiyatroda seyrettiğim iki tane oyuncu var maalesef. Her seferinde Bennu Yıldırımlara soruyorum, kız söylüyor, sonra ben unutuyorum. İki tane genç kız var mesela, çok iyi oyuncu. Hangi oyundu onlar? Bir tanesi Amadeus. Öbürünün de adını hatırlamıyorum ya, yani şimdi özür dilerim. Ama çok var yani, hakikaten televizyonda da rastlıyorum. O kadar pırıl pırıl, o kadar doğru oyunculuklar var, o kadar güzel, sade, etkileyici, insanı yürekten vuran oyunculuklar var ki kadın erkek. Yaşlı genç, yani yalnız şey değil, gençler değil, yaşlılardan da bazen orta yaşlı bir hanım çıkıyor. Bu ne kadar güzel oynuyor, kim bu diyorsun, tiyatrocuymuş tabii. Ama yani çok iyi oyuncu var. Bizde tek eksik senaryo. Onun için senaristleri çok severim. Yani böyle bir iki tane sevdiğim senarist var. İşte bunlardan biri de Onur Ünlü. Çok önemli iş yapıyorlar. Çünkü Türkiye'de senaryo az. Oyuncu var, yönetmen var, her şey var. Hani ama helva olmuyor bazen. Evet. Bu yüzden. Sinemamız adına elbette üzüntü verici bir şey bu senaryo eksikliği. Yıllarca mesela arabesk sanatçıları hep aynı senaryo üzerinden filmler evet. çektiler. İşte kızla fakir kız, fakir oğlan birbirini sever. Kız ondan sonra zengine gider, o da şarkıcı olur vesaire vesaire. Hep aynı senaryo üzerinden evet. gidildi, çeşitli arabesk sanatçıları çektiler. Diğer filmlerde de, melodramlarda da keza aynı şekilde. İyi senaryo hissettiriyor kendisini evet. zaten. Onur Ünlü haricinde var mı böyle senarist çok? Var yani mesela Fatih Altınöz iyi bir senaristti, işte Umur Bugay çok iyi bir senaristti. Yani şu anda hatırladım. Kazım Öz mesela, ben onu çok seviyorum. Onun sinemasını da çok seviyorum. Senaryosunu da çok sevdim. Onun bir filminde oynadım. Dublaj yaptığınız dönemde size en çok yardımcı olan, hani babanız haricinde ki babanız gördüğüm kadarıyla girmemeniz için hiç, bayağı bir köstek olmuş. Hiç onunla aynı dublaja gitmedik. Yardımcı olan kimseler var mıydı? Bana mesela ilk dublajımda falan Ceyhan abla çok yardım etti evladıma. Bir de çok kibar yapardı, çaktırmadan kulağıma söylerdi şunu şöyle söyle diye. Çok severim Ceyhan ablayı. Biz de çok seviyoruz. Yani hakikaten oyuncu olarak da çok parlaktır. Hala da pırıl pırıl zekası da maşallah. Maşallah, evet. Her şeyi pırıl pırıl. Ceyhan abla. Nevin Akkaya nasıl oldu? Nevin Akkaya'yla tabii onunla da çok yaptım ama ondan yani o bana rol model oldu tabii yaparken ama bana bir şey katmadı. Ama Ceyhan abla hatalarımı tabii bire bir bulup... Tabii birebir vardı galiba değil mi Ceyhan? Tözüm'de birebir bir diyaloğunuz vardı. Evet. Tabii. Bir de tabii gerçi Nevin Akkaya da babamın arkadaşıydı da hani Ceyhan abla babamın arkadaşının kızı olduğu için de belki evet. bana yardım etti. Onu bilmem. Onu bilmem ama Ceyhan abla bana çok yardım etti. Saadettin Erbil bana çok yardım etti. Dublaja ilk başladığım yıllarda. Kamran Üsler. Kamran Üsler benle başladı neredeyse. Yok, onunla ilgili anılarınız. Kamran Üsler'i çok severdim tabii. Çok iyi arkadaşımızdı. Çok da severdim. Ben o da çok genç gitti. Evet.
çok iyi bir oyuncuydu, çok iyi bir dublajcıydı. Yalnız oyunculuğu değil, dublajcılığı da çok iyiydi, sesi de çok iyiydi. Onunla da çok anılarımız var, evet. Ferdi Tayfur ve Adalet Cimcioz'la hiç dublajınız Adalet oldu mu? Adalet Cimcioz, evet. Ferdi Tayfur'u tanımadım. Yani ben piyasaya girdiğim zaman Ferdi Tayfur maalesef vefat etmişti. Adalet Cimcioz'u tanıdım. Doğrusu o da bize yardım etti tabii, o da etti evladım. Şey sormak istiyorum Zeki Ökten'le alakalı. Atıf Yılmaz'ın en çok asistanlığını yaptığı kişi Atıf Yılmaz demiştin. Evet. Beraber babam derdi Atıf abiye. Evet. Anıları falan vardır bize. Bir sürü anısı var ama yani Atıf abiyle ikisinin çok anısı var. Tabii benle de var ama hatırlamıyorum şimdi, ama Atıf abi onun hayatında çok önemliydi. Atıf abi Zeki'yi, Zeki de Atıf abiyi çok severdi. Hakikaten Zeki babam derdi. Yani babası yerine koyardı. Çünkü Zeki babasını bir yaşında kaybetmiş. Hmm. Onun için en uzun süreli de Atıf abiyle çalıştığı için onun babası yerine koyardı. Atıf abi de onun oğlu yerine koyardı hakikaten. Bize evliliğimiz sırasında çok yardım etti. Yani işte Ayşe şeyi yazdı, bize hediyeler geldi. Ayşe düğün davetiyemizi yazdı vesaire. Çok severdi. İkisini de çok severdi. Ayşe'yi de Atıf abiydi. Ayşe Şasa. Ayşe Şasa. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet, ikisine de. Atıf abi çok özel bir insandı. Atıf abi de oyuncularını seven yönetmenlerden biriydi. O da çok severdi oyuncularını. Zeki de ondan öğrendi herhalde oyuncularını sevmeyi. O da çok severdi muhtemelen oyuncuları. Yani asistanlığı yaptığı için oyuncuyla ilişkisi nasılsa... İyi bir asistandı da... çok. Hı-hı. Ve zaten Atıf abi, biri sormuş ona, işte Atıf Bey size hiç git çalış, git kendin rece yap demiyor mu diye de, Atıf abi demiş ki ben de benim gibi asistan, Zeki demiş ki ben de benim gibi bir asistan bulsam git dışarıda rece yap demem. Çok iyi bir asistandı çünkü Zeki, hakikaten. Ben ondan sonra bir kimi gördüm? Birini gördüm. Zeki Demirkuluz'u mu? Hayır, değil. Kimi gördüm? Çok iyi bir asistandı. Böyle Zeki gibi çok nadir. Ben onu soracaktım. Zeki Ökten'in de yetiştirdiği asistanları vardır. Hatta Yoksul filminde Zeki Demirkubuz asistandı. Galiba. Bir görünüyor da şeye doğru, orta başlarda galiba bir yerde görünüyor da. Onun da mesela yetiştirdiği öğrencilerden, asistanlardan biridir Zeki Demirkubuz. Ben bizi kabul ettiğiniz için evinizdeyiz şu anda. Bu evden de biraz böyle Zeki Hoca'nın ufak görüntülerini de alıp koymak istiyorum ben videomuza. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Biraz ben özür diliyorum. Estağfurullah.